Herkese merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Umarım ses geliyordur sizlere. Bugün kıtalar arası yüzme yarışındayız. İkinci kez geliyorum buraya. Ses gelmiyorsa da bunu artık alttan seslendireceğiz. Yine bir basın kartım var. Basın pres. Bu sefer çok havalıyım. Teknedeyim. Basın teknesinde. Şöyle size göstereyim. Burası komple basın. Şurada basın tribünü var ve protokol. Şurada şey yapılacak. Burası da yine alanlar. Şurada yarışımızın finişi var. Bu arada ben şimdi bu teknedeyim. Buradan starta gideceğiz. İkinci tekne kalktı. Şurada bir tekne daha var. Üçüncü tekne kalkacak. Bu sene çok heyecanlı. Hiç beklemiyordum yani. Ben normalde basın aktivasyonu yapmıştım. Tekne girişim olmayacaktı ama sabahleyin onu bir şekilde anlaştık. Tekne girişi de verdiler. Yani böyle bir şey olduğunu da bilmiyordum bu arada. Çok keyifli oldu buradan starta gitmek. Aşağıda da böyle ikramlar vardı. Onlar da çok güzeldi. Onları göstermedim. Ayıp olmasın diye. Şimdi neredeyiz? Kıtalar arası yüzme yarışı. Kuruçeşme'deyiz şu an. Birazdan karşıya geçeceğiz, Kanlıca'ya. Oradan start alacak. Sonra Kuruçeşme'ye tekrar geri gelecek. Çok keyifli bir yarış. Çok güzel bir yarış. Yani ben de mesela iyi yüzebiliyor olsam kesinlikle katılmak istediğim bir yarış arkadaşlar. Bu yarışa herkes katılabiliyor. Yani şöyle, yarışa başvuru yapıyorsunuz. Ondan sonra seçmeler oluyor. Seçmelere gitmeniz gerekiyor. Seçmelerde havuzda yüzüyorsunuz. Asıl yarış orada diyorlar bütün katılanlar. Çünkü her sene bitiriş sürelerine göre o resetleniyor o şey. Minimum sürenin altında yaş grubuna göre yüzmen lazım havuzda. Ona göre katılabiliyorsun. Bu arada benim tahminim Türkiye'de sanırım yani yapılan uluslararası organizasyonlardan en çok yabancı katılımcı olan yarışma burası olabilir. Yani yarı yarıyadan daha fazla bile olabilir yabancı katılımı. Bayağı talebin yüksek olduğu bir yarışma. İki tane gemi kalktı. Kocaman şöyle şuradaki gördüğünüz yolcu gemilerinden epey büyük. Şu an şimdi üçüncüsü kalkacak. Biz de buradan startı göreceğiz. Yani çok keyifli, çok heyecanlıyım. Bunu da size aktarabildiğim için ayrıca mutluyum. Geminin seslerini duyuyorsunuz zaten. Çok inanılmaz güzel. Ben de niye bu kadar heyecanlıysam bilmiyorum ama yani böyle şey YouTube kanalım olduğu ve bu tip yerlere gelip rahat bir şekilde çekim yapabildiğim için gerçekten mutluyum yani. Bu şeyi de sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şimdi yarışı böyle bitirenlerle bitirdikleri zaman da tanıdıklarım olursa ya da orada gözüme kestireyim insanlar röportaj da yapacağım. Nasıl geçti hakkında vesaire. Umarım keyifli bir şekilde izlersiniz sizler de. Şöyle alanımızı tekrar göstereyim. Ya inanılmaz güzel bir hava var. Boğaz havası enfes. Geçen sene Tuz Gölü yarışından bir gün sonra gelmiştim. Yine bu sene Tuz Gölü yarışından bir gün sonra. Ama ben bu sene gidemedim işim olduğu için. Böyle tavuk gibi kızarmıştı. Kızarık bir halim vardı. O videoyu da hemen buralara bir eklerim yani. Çok komikti. GoPro'm hiçbir şeyim yoktu. Telefonla gelip çekmiştim. Ses böyle berbat çıkıyordu. Bütün sesleri alıyordum. Şu an ses nasıl çıkıyor bilmiyorum. Yani burada da dışarıdan da çok ses var. Ama mikrofonum var artık. Belki biraz daha düzgün çıkıyordur. Böyle keyifli, böyle spor organizasyonlarını çekmeyi sevmeye başladım yani. Bayağı güzel. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Hadi bakalım. Evet, bizim de teknemiz kalktı şu anda. Basın teknesi. Start aldıktan sonra geri geleceğimizi umut ediyorum. Umarım orada kalmayız. İlk defa böyle bir şey yaptığım için bilemiyorum neler yaşayacağımızı. Yani pek arkadaşlar da hakim değil de olaya. Umarım geri dönebiliriz. Bakınız gidiyoruz. Açıldık şu anda. Yani bir pazar sabahı kalkıp takıtlar arası yüzme yarışının videosunu, vlogunu çekmeye gelip böyle basın teknesiyle açılıp startı görebileceğimi umut etmiyordum arkadaşlar. Gerçekten YouTube'da bir yerlere geldiğimi görmek böyle bu mecradan dolayı yani yaptığım işten başarılı olduğundan dolayı buralara rahat bir şekilde girebiliyor olmak beni çok mutlu etti. Çok heyecanlıyım gerçekten. Şu an böyle heyecanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Yani burada bir avuç insan var aşağıda. Üzerlerinde işte basın kartı olan. Onlardan biri olmak gerçekten. Yani onlar zaten şey gazeteci, işte televizyoncu, radyocu vesaire o insanlar. Ben tamamen bireysel bu işi yapıp geldim. Hatta herkes soruyor kameranda ne kadar şeymiş de bile. GoPro üstünde bir şey var. Mikrofon var. Zaten bunu GoPro videosundan biliyorsunuz. Böyle duygularımı da paylaşmak istedim. Heyecanlandım yani. Çok güzel.
Zaten İstanbul inanılmaz güzel bir şehir. İstanbul'a böyle bir organizasyonda gelip sizlere aktarabiliyor olmak çok daha güzel. Bunu hemen hızlıca aynı gün aktaramayacağım ama bir şekilde yapmaya çalışacağım. Şöyle size kuruş eşmeyi göstereyim biraz. Mükemmel ya, çok keyifli. Hadi bakalım. Evet, şu an yanımızda 3. sporcu teknesi var. Şuradaki de protokol, işte bakan falan hepsi oradalar. Şöyle yan yana geliyoruz. Arkamda da yabancı bir YouTuber, bir kızımız var. O da vlog çekiyor. Herkes bugün burada. Evet, birkaç dakika içinde start verilecek arkadaşlar. Şurada protokol var, oradan start alınacak. Şurada karşıda yüzücü arkadaşlar. Birazdan başlayacak. Son çağrılar yapılıyor sanırım. Biraz ışık tersek oluyor, umarım güzelce görüyorsunuzdur. Zaten biz de finish'e gidince orada gelenleri çekeceğiz. Evet, startımız verildi arkadaşlar. Şey gibi anlatayım. Şu an biraz uzaktalar. Ben bu GoPro ile çok zoom yapamıyorum ama videoyu editlerken biraz yakınlaştıracağım. Şimdi fıldır fıldır atlıyorlar suya. Daha ilk tekne, tabii 3 tane tekne var suya atlayacak olan. Çok güzel, keyifli bir start oldu. Biz şimdi bu startlardan sonra geri dönüp orada finishleri karşılayacağız. Bakınız. Yani bu herhalde ölmeden önce yapılacak lisesine girmesi, ölmeden önce yapılacaklar lisesine girmesi lazım. Kılarırsın yüzme yarışı bayağı keyifli çünkü. Boğaz'dan karşıya geçmek bayağı güzel. Şu an tepemde bir sahil güvenlik helikopteri var. Ne kadar da sessiz bir ortamdı. Bir anda daha da sesli bir ortam oldu. Boğaz'da güvenlik, bunları sonra anlatırım size. Tekne bir gitsin de arkadaşlar. Startlar çıkmaya devam ediyor arkadaşlar. Bir yandan şurada görüyorsunuz. Ve yüzmeye de başlandı. Kulaçlar hızlandı. Evet, startlar devam ediyor arkadaşlar. Biz dönüş yoluna geçtik şu anda. Bayağı güvenlik üst düzeyde. Yani bütün sporcuların yanında, yüzücülerin yanında böyle botlar ve kanolar var. Sürekli onlara böyle eşlik ediyorlar. Orada pes ettiğinizde vesaire de direkt sizi alıyor şey tekne. Ya da çok açık, biliyorsunuz Boğaz'da, bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Boğaz'da inanılmaz bir akıntı var. Yani o tam rotadan böyle sapmaz, akıntıya doğru kaptırırsan kendini çok fazla ileriye gidip açılabilirsin ve yani diskalifiye olabilirsin yarıştan. Şey olamazsın. Kalamazsın yarışın içerisinde. O yüzden böyle sürekli sağda solda tekneler ve kanolar var. Sizleri takip ediyorlar bir şekilde. Güvenlik yani çok üst düzeyde. Bugüne kadar çok şükür kimsenin başına bir şey gelmemiş bu yarıştan dolayı. Çok keyifli oldu benim için yani bu anı görmek, startı görmek, sizlere bunu aktarabiliyor olmak. Şimdi finish noktasına gidiyoruz. Orada da ilk gelenleri çekiyor olacağız zaten. Bakın şurada yüzen arkadaşları görebiliyorsunuz. Sanırım birinciler onlar. Daha ileride kimse olduğunu düşünmüyorum. Şöyle biraz daha yaklaşayım oraya. Çünkü kaptanın da sürekli önünden geçiyorum. Adam diyecek en sonunda kardeşim önünden geçiştiriyorsun. Yukarıda bir helikopter var. Gerçekten böyle keyifli bir organizasyon ve şey üst düzey bir organizasyon. Yani her şey böyle tıkır tıkır saatinde vaktinde işliyor. Zaten sanırım 80'lerden beri yapılıyor. Kaç yıl oldu bilmiyorum ama epey eski de bir organizasyon yani bu. Evet arkadaşlar, şu an birinci gidenleri görüyorsunuz. Hiç böyle olacağını düşünmüyordum ama pek yakından görebiliyoruz yani. Daha önde kimse yok şu anda.
birincilerle birlikte onlar yüzüyor, biz burada teknedeyiz. Çok keyifli gerçekten. Boğaz'da şu an yüzlerce insan. Size şöyle biraz şehri çekeyim dedim. Ya İstanbul'da olmak gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani her ne kadar buradan artık pılımızı pırtımızı toplayıp bir yerlere gidelim desek de yani gerçekten çok güzel bir şehir. Yaşayabilince güzel. Çok keyifli. Niye bu videoda bunları anlatıyorum bilmiyorum ama şöyle size göstereyim. Gerçekten inanılmaz güzel yani. Şimdi işte yarışçı arkadaşlar geliyor yavaş yavaş. Biz alana doğru gidiyoruz. İyi oldu bu yani. Onların tabii ki önüne geçmemiz lazımdı. Çünkü diğer türlü açıkta riskli bir durum olabilir. Şu an Hisar'dayız. Görüyorsunuz. Şey var ya, görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok, çok keyifli diye. Şuradan size biraz da şu tarafları göstereyim. Şurada birinci arkadaşlar görünüyor, en önden gelenler. Çok güzel bir şekilde gidiyorlar. Bakalım ne kadar sürede gelecek, hiç bilmiyorum ne kadar sürede gelindiğini birincilerin. Meraklı bekliyorum ben de, sizin gibi heyecanlıyım yani. Siz de heyecanlı mısınız? Bu arada kanala abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çinçinler açmayı unutmayın lütfen. Sizler için bakın, geliyoruz buralara kadar. Sabahın köründe kalktık. Geldik Boğaz'a. Sanki çok da şey, böyle cehenneme gitmişiz gibi yani. Boğaz havası alıyoruz ama olsun, sonuçta burada bir emek var. Karşılığını verelim lütfen. Hadi bakalım. Çok az kaldı finish'e gelmesine. Kafa kafaya geliyorlar. Bakalım hangisi birinci olacak. İlk üç birbirini takip etmiş. Aynı şey, maraton gibi. Evet, bayağı heyecanlı burada. Evet arkadaşlar, çok burun farkıyla geldiler. Biraz sudan çıktıktan sonra... Evet, vallahi harika finish ya. Süper finish. Evet, birinci arkadaş geldi. 47 dakika oldu arkadaşlar. 47 dakikada geldi. Vallahi harika. Süper. Bu arada tam algılayamıyorum ama ilk gelen iki kişiden bir tanesi kadın galiba. Tam şey yapamadım, kavrayamadım orayı. Burcu Naz Narin. Evet, Burcu Naz Narin. Evet, birinci kadın ve birinci erkek aynı anda geldi arkadaşlar. Vallahi harika bir finish oldu ya. Gerçekten çok mutlu oldum yani. Atakan Ercan da sudan çıktı. Atakan'ın hep birlikte alkışlayalım lütfen. Bravo. Sesi duyuyorsunuzdur sanırım. Atakan diyor. Bu arada şuraya geldikten sonra epey zor yani. Meşakkatli buraya ulaşıp finish'e gelmek. Biraz, şu an 4 ve 5. kişiler geliyor. Ama ilk 1 ve 2'nin kadın ve erkeklerin aynı anda gelmesi gerçekten çok güzel oldu, keyifli oldu. Evet. Süper arkadaşlar. Sudan çıktıktan sonra biraz başlar dönüyor tabii orada. Vallahi harika. Bir sonraki kadın ne zaman gelecek bilmiyorum ama 48-13'te birinci gelmiş. Evet evet, bunu. En iyi dereceyi elde edebilsinler.
Evet arkadaşlar, yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Şöyle bitiren arkadaşları görebilirsiniz. Şimdi birazdan ödül töreni başlayacak. Ödül törenini çekeceğiz. Dediğim gibi kadınlar, erkekler, genel ve özel sporcular kategorisi var. Yani diğer ödüller de var ama şu plaket tadında olan ödüllerden bahsediyorum şuradaki. Şöyle çok keyifli. Yani şimdi startlar farklı olduğu için start değişebiliyor. O yüzden net sonucu bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ödül töreni başlıyor şu anda. Bakan Bey geldi. Şöyle özel sporcular ile bir fotoğraf çekiliyor. Hemen size çekeyim. Arayı alabilir miyiz siz Ahmet? Evet arkadaşlar, madalya töreni başladı şu an. Genel erkekleri alıyoruz önce. Sporculara madalyaları Türkiye Ligi Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Profesör Doktor Uğur Erten, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Niyaz Erten ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasaboğlu tarafından takdim edilecek. Üçüncü olan sporcu, third place, Atakan Ercan! Atakan Ercan'a madalyasını takdim etmesi üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Profesör Doktor Uğur Erten'i davet ediyorum. The President of Turkish National Olympic Committee, Professor Uğur Erteneş, is now presenting the medal, the flag, and the gift to the third place, Atakan Ercan. Genel klasman erkeklerde üçüncü Atakan Ercan için alkışlar bir kez daha. Evet, ikinci ödüle geliyoruz şu anda. İkinci, Vladimir Vovanka! Bravo! The medal, flag and the gift will be presented by the Deputy Governor of Istanbul, Mr. Niyaz Erten. İkinciye madalyası, plaketi ve ödülü İstanbul Vali Yardımcımız Sayın Niyaz Erten tarafından takdim edilecek. Kim vermiş şu ana kadar? Bir kez daha alkışlar ikinci Vladimir Vovanka! Second place in general classification man! Ve işte 34. Boğaziçi kıtalar arası yüzme yarışında genel klasman erkeklerde birinci, first place in general classification man in 34th Masters Cross Continental Swimming Race, Doğukan Mula! Doğukan Mula'ya madalyası plaketi ve hediyesi Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu tarafından verilmesi. The Minister of Youth and Sports of Republic of Turkey, Dr. Mehmet Muharrem Kasaboğlu, is now presenting the medal, the flag and the gift to the first place of the general classification man, Doğukan Ulaş. Sayın Bakanım, bir kez daha arz ediyorum efendim sizi fotoğrafın önüne, Sayın Başkanım'la birlikte ve Sayın Halim'le birlikte buyurunuz efendim. Toplu bir fotoğraf çekimini de gerçekleştirelim. Ve bir kez de alkışlar genel klasman erkeklerde ilk 3 sırada yer alan yüzücüler için 3. Atakan Ercan, 2. Vladimir Vovanka. Son bir kez de alkışlar bu üçlü için Doğukan Ulaş, Vladimir Vovanka ve Atakan Ercan. Alkışlarınızla geliyorlar. Podium arkasında yerlerini alıyorlar. Genel klasman kadınlarda General Classification Women, third place, üçüncü Linda Elis Lüstünda.
Belediye Başkanlığı Şehir Hatları Genel Müdürü Sayın Sinan Dedetaş. Madalyası ve işte takdim oyunu bir tane diz üstün dağın. Şimdi de plaket belediyesini takdim etti. Bir kez alkışlar onun için 3. 3rd place Nida Eliz Üstünda. Bir sırada 2. 2nd place Ece Yıldırım. Yıllar tefendiyiz Mr. Kyle Stoltz, International Olympic Committee member and President of the Austrian Olympic Committee, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi ve Avusturya Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Kyle Stoltz. Madalya, plaket ve izni takdim ediyor Ece Yıldırım'a. Ve bir kez daha alkışlar onun için Ece Yıldırım. İşte birinci, first place, Burcunaz Narin. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birinci olan Burcunaz Narin'e madalyasını veriyor. İşte plaketi ve hediyesi de şu anda Sayın Bakanımız tarafından veriliyor Burcunaz Narin'e. Bir kez daha alkışlayalım alkışları. Birinci, first place, Burcunaz Narin. Sayın Dedetaş ve Sayın Stoltz'un da eşlik etmesini istiyoruz. We kindly ask Mr. Stoltz to accompany our distinguished minister. Together with Ms. Dedetaş. İşte güzel bir tablo oluştu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Sayın Uğur Erdener de eşlik ediyor ve bu güzel tablo tamamlanıyor. Bir kez daha güçlü alkışlar. Genel klasman kadınlarda dereceye giren yüzücüler için Burcunaz Narin, Ece Yıldırım. Çekim başkalarını. Evet arkadaşlar, destek ekibimiz. Çok iyi görünüyorsunuz. Şebo! Yok lan sinirler. Ya ya gibi. Hadi bir iki iki bir. Şebo hadi bağırarak gel. Bu kadar seni karşılayamadım. Nasıl geçti yarışın? Yarış valla çok moralsiz çıkmıştım. Çıkınca böyle bir yerine geldi. Derecemi gördüm. Çok güzel yüzmüşsün. Pozisyonumu gördüm. Hep düşündüm. Koşuyla kıyaslamaya başladım yüzmeyi maalesef sayenizde. Bu parkur niye işaretli değil? Doğru mu gidiyorum? Evet ya onu ben de düşündüm bu arada. Yarısı parkurdan çıkıyor. Üsküdar'a giden arkadaşlar var. Aynen. Parkur yönlendirmeleri çok kötü. Ya burada en önemli şey parkuru doğru yüzmek tabii. İşaretleyememişler. Biraz fazla aynı şeyi kapıldım bu sene yalnız üzdüm. Geçen sene Murat arkadaşım vardı. Eski blokları seyredenler görürler. Sürekli çok uzun süre. Çok uzun süre endişeyle yüzdüm ama gerek yokmuş. Bundan da çıkınca anladım. Her sefer çok güzel bir yarış. Her seferi farklı geçiyor. 65-69 yaş grubunda. Harika. Teşekkür ederiz. Değişmeyen röportaj işimiz Şebo. Bu arada ben o alana giremedim. Şeyden dolayı arkadaşlar. Biraz mahremiyetten dolayı almadılar. Skojen olduğu alana. Çok kimseyi göremedim o yüzden. Birkaç kişi daha görsem röportaj yapmaya çalışacağım. Takdim edilecek. Evet arkadaşlar, bir günün daha sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Şöyle alanımızı tekrar bir göstereyim size. Sporcular artık sudan çıktılar, üstlerine başlarını değiştirdiler. Şimdi dinleniyorlar burada, alanda vakit geçiriyorlar. Çok keyifli, güzel bir organizasyon oldu. Ödül törenini de çektim zaten, onu görüyorsunuz şu anda. Arkadaşlarımı da görmüş oldum. Şebnem'le bir tek röportaj yapabildik. Diğer herkes böyle dağıldı. Çünkü çok fazla şey yapamadım. Göremedim. Benim için güzel bir deneyim oldu. Umarım siz de keyifli bir şekilde izlersiniz. Size de bu video motivasyon kaynağı olur. Siz de Boğaz'la kıtalar arası yüzme yarışına katılmak için bir şey yaparsınız. Belki size harekete geçirir diyorum. Daha fazla konuşmayın. Kanala abone olmayı, çanı bildirimi, çinçinleri açmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.